Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak Huawei P10'un kamera performansı videosuyla karşınızdayım. Huawei P10'un hem ön hem de arka kameraları Leica ile beraber geliştirilmiş. Arka tarafında 2 adet kameraya yer verilmiş. Bu kameralardan sol taraftaki 20 megapiksel çözünürlüğünde ve siyah beyaz fotoğraflar çekebiliyor. Sağ taraftaki ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve renkli fotoğraflar çekebiliyor. İki kameranın da hemen yanında çift tonlu çift flash ve lazer autofokus bulunmakta. İki kamerada 2.2 diyafram açıklığına sahip ve iki kamerada görüntü sabitleme sistemiyle geliyor. Aynı zamanda kameralar 2x boyutunda optik zoom yapma yeteneğine sahip. Bu sayede 2x boyutuna kadar zoom'a girdiğinizde görüntüler bozulmuyor. Bu kameralar Leica'nın ikinci nesil Huawei için tasarlamış olduğu kameralar. Aynı şekilde Huawei Mate 9'a da bu kameraları görmüştük. Ön tarafına geldiğimizde ise ön tarafta 8 megapiksellik 1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera bizi karşılamakta ve ön kamerası şimdiden söyleyeyim çok kaliteli bir ön kamera. Geniş açı çekebilme yeteneğine sahip ve çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz ön kamerayla. Kameranın arayüzüne biraz değinmemiz gerekirse bir takım iyileştirmeler söz konusu burada. Dikkatimizi çeken nokta portre modu var. Hem ön hem arka kamerayla portre fotoğraflar çekebiliyoruz. iPhone'da vardı. Huawei'de telefonla yer verdi bu portre moduna. Aynı şekilde bokeh efekti özelliği hala yerini koruyor. Nesnelerin arka tarafını bulanıklaştırabiliyoruz. Soldan sağa kaydırdığımızda daha fazla seçeneğe ulaşabiliyoruz. Daha fazla moda ulaşabiliyoruz. Sağdan sola kaydırdığımızda ise ayarlara ulaşıp oradan istediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Huawei P10'un gündüz fotoğraf örnekleriyle başlayalım. Siyah beyaz ve renkli fotoğraflardan bahsetmemiz gerekirse oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Keskin, kaliteli renkler güzel. Yani P9'a göre daha iyileştirilmiş. Mate 9'da hemen hemen aynı bir kamera performansı bizlere sunuyor. Ama gerçekten çok güzel işler çıkartabiliyorsunuz Huawei P10'un kamerasıyla. Siyah beyaz fotoğraflar renkli fotoğraflara göre daha keskin. Gerçekten siyah beyaz fotoğrafın hakkını veriyor. Yani dediğim gibi gündüz çekimlerinde kamerada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bokeh efekti özelliğine değinmemiz gerekirse çok güzel bir şekilde arkayı bulanıklaştırıp öndeki nesneleri daha da öne çıkartabiliyor. Huawei Mate 9'da olduğu gibi iyice iyileştirilmiş durumda. Yani hiçbir şekilde hata yok. Hiçbir şekilde kusursuz bir şekilde nesnenin arkasını çok güzel bulanıklaştırabiliyorsunuz bokeh efekti sayesinde. Portre modunda da yüzü biraz daha güzelleştiriyor. Yine arka tarafı bulanıklaştırıyor ve çok güzel fotoğraflar yine çıkartabiliyorsunuz. Düşük ışık performansına değinecek olursak arka kameranın maalesef beklediğim gibi iyi değil. Huawei Mate 9'a da çok iyi değildi. 2.2 diyafram açıklığından dolayı maalesef arka P10'un düşük ışık performansını çok fazla beğenmedim. Video konusunda arka kamera Full HD 30, Full HD 60 ve 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. 4K videoya baktığımızda çok kaliteli, çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Kesinlikle bunu söyleyeyim. 30 FPS'de çok güzel 4K videolar hem kaliteli hem keskin videolar çekebiliyorsunuz. Bitrate oldukça yüksek. Full HD 30 ve Full HD 60 FPS'e geldiğimizde maalesef çok başarılı değil. Bence biraz daha geliştirilmesi lazım ama günümüzde 4K daha çok yaygınlaştığı için Full HD'ye çok fazla önem vermiyorlar gibi. Full HD'nin kalitesini çok fazla beğenmedim. Hem 30 hem 60 FPS'de maalesef bitrate biraz düşük geldi, kalite biraz düşük geldi bana arkadaşlar. Thank you.
Yani eğer gündüz video çekeceksiniz 4K çekmeye gayret edin. 60 FPS çekeceksiniz de biraz kalitenin düşeceğini şimdiden söyleyeyim. Düşük ışıkta video performansına geldiğimizde ise yine fotoğraf performansıyla aynı şekilde beğenmedim çok fazla düşük ışık video performansını. Yine 4K daha kaliteli ama Full HD 30 ve Full HD 60 FPS'in kalitesi o kadar iyi değil. Full HD 60 FPS'te çekerken de maalesef videolarda bayağı bir karanlık çıkıyor görüntüler. Bunu Mate 9'a da görmüştük. Sebebini tam bilmiyorum. Bunun bence iyileştirilmesi lazım. Full HD 60 FPS gece video çekerken görüntüler çok karanlık çıkıyor. Ön kameraya geldiğimizde ise ön kamera yine Leica ile beraber geliştirilmiş ve çok güzel bir ön kamerası var telefonun. Kamera konusunda en çok ön kamerasını beğendiğimi söyleyebilirim. İşte arka tarafı bulanıklaştırabiliyorsunuz, geniş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş ön kamerası. Gerçekten çok kaliteli, renkler olsun, keskinlik olsun benim bayağı hoşuma gitti. Geniş açı çekebiliyorsunuz. Normalde böyle yakın çekiyor suratınızı ama mesela böyle arka tarafın manzara aldığınızda kamera kendini genişletiyor ve her yeri rahat bir şekilde çekebiliyor. Çok güzel bir ön kameraya sahip arkadaşlar. Yine ön tarafta portre moduna sahibiz ve bu sayede yine arka tarafı bulanıklaştırabiliyor ön fotoğraflarda selfie çekerken ve gerçekten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz ön kamerayla. Yine düşük ışıkta da ön kamera 1.9 diyafram açıklığına sahip olduğu için daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Değinmek istediğim bir nokta da ön kameranın video performansı. Çünkü normalde ben ön kamera video performansına değinmem ama bu telefonun ön kamera video performansı çok iyi arkadaşlar. Yani kalitesi gerçekten çok iyi ve çok güzel bir şekilde yazılımsal bir şekilde görüntü sabitleme kullanmışlar. Biraz zoom'a giriyor ama yani sadece elinizi kullanarak yürürken kendinizi çektiğinizde görüntüler oldukça sabit, sanki dışarıdan başka biri çekiyor gibi. Çok hoşuma gitti ön kamerası. Hem video hem fotoğraf performansı ön kamerasının bayağı hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, Huawei P10'un kamera performansı bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.